Herkese merhaba. Bu videoda Casper'ın Nirvana N240 tablet dizüstü model bilgisayarını incelemeye çalışacağım. Umarım işinize yarar. Şunu da belirteyim. İlk yaptığım incelemede kitap okumaya yarayan cihazlar, yani kitap okuyucu Kindle, Kobo gibi cihazlar dışında da yine kitap ve çizgi roman okumamız okuma işini görecek cihazların incelemesini de yapacağımı duyurmuştum. Bu bağlamda da bu incelemeyi sizlere hazırlıyorum. Umarım işinize yarar tekrardan. Arkadaşlar cihazımız bu. Tabii daha önce bir hafta kadar bir kullanıcı deneyimlerini sizlere sunma deneyimini size sunmak için cihazı ben açmış bulundum. Yine bir kutu içeriğini sizlere göstermek istiyorum. Cihazın kutusu bu şekilde. Çok şık, hoş bir kutusu var. Ön tarafında cihazın kendisi görünüyor. Arka tarafta şöyle kısaca cihazın özelliklerinin olduğu bir kısım var. Bunlara daha sonra değineceğiz. Şöyle kutuyu bir açalım. İçinden çıkanları sizlere bir gösterelim. Şunu kenara alalım. Şunu da şöyle bir OTG kablomuz var. Bunu cihazın micro USB girişine bağlayıp normal flash bellek veya hard disk bellek bu kablo vasıtasıyla cihaza bağlayabiliyoruz. Cihazın şarj adaptörü var. Kutuya sığmadığı için ayrı koymuştum. Bunu da şu şekilde göstereyim. Şöyle bir kaliteli bir şarj adaptörü mevcut. Şarj girişi micro USB'den değil, yine bu adaptör vasıtasıyla başka bir girişten yapılıyor. Bu da iyi. Micro USB girişi bu şekilde meşgul edilmemiş oluyor en azından. Şunu da kenara alalım. Ardından cihazın kendisi mevcut. Casper Nirvana N240. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de mevcut. Kutu içeri bu şekilde arkadaşlar. Şunu şöyle kenara alalım. Evet, cihazımız da budur. Önce özelliklerini de ben sizlere söyleyeyim. Daha sonra kasa yapısından başlayıp incelememize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar cihaz Casper Nirvana N240 Windows 10 Home Edition ile geliyor. 10.1 inç IPS ekranı mevcut. Çözünürlük 1280 çarpı 768 HD çözünürlük. Intel Atom Z 3735F 1.33 GHz hızında işlemcisi mevcut. 2 GB DDR3 RAM'i var. 32 GB hafıza kapasitesi. 7000 miliamper pil, 2 megapiksel ön ve arka kamerası mevcut. Ağırlığını da söyleyelim. Bilgisayarın klavye ve tablet kısmı ile beraber toplam ağırlığı 1.100 grama tekabül ediyor. Sadece tablet olarak düşündüğümüz zaman 604 gram. Bu da makul bir ağırlık. Evet. Cihazın özellikleri bu şekilde. Şöyle önce bir cihazı bir açalım ki daha önce açmışım ben. Şöyle tablet kısmını bir ayırayım. Evet. Şu klavye dokunu ayrı koyalım. Daha sonra onlara değineceğiz. Şu şekilde bir uyku modunu alalım. Evet arkadaşlar, cihazın kasa yapısından bahsedip incelememize devam edelim. Cihazın arkası şu şekilde, silikonumsu bir mat plastikten yapılmış. Şöyle dokununca hoş bir izlenim veriyor. Tabii çok da parmak izi bırakıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ekranı şu şekilde. Üzerinde fabrika çıkışlı ekran jelatini konulmuş vaziyette geliyor. Bu da çok iyi. Çıkarmamanızı da tavsiye ederim. Her ihtimale karşı. Kasa giriş çıkışlarına gelelim.
Şu şekilde soldan başlıyoruz. Solda bir en altta bir kulaklık girişi mevcut, mikrofon girişimiz mevcut. Şarj adaptörü girişi mevcut, şarj bağlantısı için. Micro USB girişi, mini HDMI girişi ve şu en son olarak da micro SD kart girişi mevcut. 64 veya 128 GB'a kadar destekliyor diye düşünüyorum. Kısaca bağlantı özellikleri gayet iyi. Başka herhangi bir cihaza ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Öbür tarafta herhangi bir şey yok. Altta dok bağlantı pini mevcut. Üst tarafa bakalım. Güç tuşları enteresan bir şekilde yanda veya üstte kenarlarda değil de şöyle arka tarafa konuşlandırılmış. Şurada bir power tuşumuz mevcut. Cihazı bu şekilde buna basıp açıp kapatıyoruz. Ses kısma, ses çoğaltma tuşlarımız, Windows başlangıç ekranına dönme tuşu ve kameramız mevcut. Ve de ortada Casper logosu. En altta da işte sağda solda normal hoparlörler mevcut. Evet. Cihazın kasası ve bağlantı özellikleri bu şekilde. Şimdi yine donanım özelliklerinden devam ederek incelememize yine devam ediyoruz. Cihazı da ben daha önce açmıştım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar cihaz işte Windows 10 Home Edition sürümüyle geliyor. Yani direkt Windows 10 yüklü bilgisayarda. Yani 8 veya 8.1 bir sürümü değil. Direkt Windows 10'la kullanabiliyorsunuz. Ekranı 1280x768 IPS ekran. Şöyle. Gayet güzel, hoş bir görüntüsü var. IPS olması çok önemli. Başka tip ekran teknolojilerinde mesela baktığınız zaman ekrana böyle direkt bakmanız gerekiyor ki doğru bir görüntü alabilirsiniz. Ama IPS'te böyle bir sıkıntı mevcut değil. Şöyle bakın, ha, hem soldan hem yukarıdan veya hem herhangi bir değişik bakış açısıyla baktığınız zaman hep aynı görüntüyü alabiliyorsunuz. Yani görüntüde herhangi bir şekilde bozulma. Şunu kapatalım. Nereden çıkmış? Yani görüntüde herhangi bir şekilde bir bozulma gibi bir şey söz konusu değil. Ekranı gayet güzel görünüyor. Tabii gönül isterdi ki Full HD IPS ekranı olsun. Ama tabii bu da fiyata etki eden bir özellik. O yüzden bunu gerek görmemişler demek ki. Evet. Cihazda kullanılan işlemci 3735F. 4 çekirdekli bir işlemci. Tabii Z8300'ler çıktı. Yani 2017'de çıkan bu tip cihazlarda genelde artık bu 8300'ler kullanılıyor. Yani eskimeye başlayan bir işlemci ama cihazın performansına gayet iyi etki ediyor. Yani herhangi bir kullanım sürecinde herhangi bir şekilde bir takılma, donma gibi bir şey hissetmedim. Kısacası işini rahatlıkla yerine getiriyor. İşte cihazın belki de en düşük handikapı 2 GB RAM olması. Hani gönül isterdi ki en azından bir 4 GB RAM olsun. Ama dersiniz ki bu şekilde bu oranda bir RAM'in cihazın performansına olumsuz bir katkısı var mı diye. Yani kullanacağınız işleme göre değişmekle beraber ki zaten bu tip cihazlar günlük işte internete girme, ofis belgelerini açma, kapama, ofis belgesi oluşturma, işte Excel'dir, Word'dur vesaire, işte Publisher dosyası oluşturmak için kullanacağımızı düşünürsek hani RAM'i de yeterli geliyor. Başka işte cihazda işte 7000 mAh bir pil mevcut. Bu da bu biraz önce saydığımız kullanım senaryolarında yaklaşık bir 5 ila 7 saat arası bir batarya süresi veriyor. Yani bu da gayet yeterli.
Kameralarda işte bildiğimiz sıradan basit kameralar. Öyle çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani profesyonel makineler gibi bir şey beklememek lazım. Ama işinizi görür. Cihaz ağırlık olarak da işte 604 grama tekabül ediyor. Yani güzel böyle rahat bir elde bir ağırlık hissi vermiyor. Çok aşırı kullanımda da böyle bir arkasının ısındığına şahit olmadım. Şöyle normal çok az bir şu kısımlarda biraz sıcaklık mevcut. Ama öyle aşırı bir el yakacak cinsten bir sıcaklık mevcut değil. Şunu kenara koyalım. Biraz da şu doktan bahsedelim. İşte dokta arkadaşlar bu şekilde. Arkası yine tabletin arka kısmındaki malzemeden oluşturulmuş. Daha önce de söylemiştim, yine belirtmiş olalım. Yani şu şekilde tuşların tepkimesi gayet güzel. Kaliteli, öyle çok çabuk düşecekmiş, bozulacakmış gibi görünmüyor. Hem sağda hem de solda USB girişlerinin olması çok büyük bir kolaylık. Zaten tabletin kendisini kullanabiliyoruz. Bu sağ taraftaki USB girişine harici bir mouse bağlamak imkanı mevcut. Sol taraftakini de işte flash bellek bağlayabilirsiniz, harici disk bağlayabilirsiniz. Yani her halükarda genelde normalde bu tip cihazlarda tek bir USB girişi kullanırlar. İki tarafta da USB girişinin olması çok büyük bir özellik, güzellik olmuş. Yani her türlü işinizi görür. Şu şekilde tableti klavye dokuna oturtmak gayet basit. Şöyle hizalayıp şöyle şey yapıyorsun, bastırıyorsunuz. Öyle bir klik sesi çıkıyor. Şu şekilde. Şu klavye hassasiyetine bakalım. Biz bir tane boş text dosyası açalım. Şöyle metin belgesi. Şunu kapatalım. Şöyle bir şeyler yazalım. Site ismini yazayım. Şöyle tuşların daha önce de değindiğim gibi yazması gayet güzel. Şöyle tepkime süresi falan. Yani öyle kesinlikle bir dağılacak, bozulacak gibi görünmüyor. Tepkime süresi iyi. Dokunuşu gayet güzel bir his veriyor. Touchpad de fena değil. Şu şekilde iptal diyelim. Bir saniye kaydetme diyelim. Şu şekilde touchpad'in de işleyişi gayet güzel. Tabletin dokunmatik performansı, tepkime süresi falan gayet iyi. Şöyle dokunduğunuz zaman hemen tepki alabiliyorsunuz. Öyle bir gecikme, bekleme gibi bir şey söz konusu değil. Bakın şu şekilde. Hemen istediğimiz. Saniye. Tekrar şuradan açalım. Şöyle büyütelim. Şöyle. Tepkime süresi, işte algılaması, dokunuşları algılaması gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar, böyle bir cihaz kimin işine yarar? İşte ofiste çok yoğun işleriniz oluyor. İşte yani ofisteki bilgisayar veya kendi özel bilgisayarınızı işte eve getir. Orada işleriniz yetmiyor diyelim. Oradaki zamanınız yetmiyor. Evde de devam etmek istiyorsunuz. Ama işte büyük 15 standart 15.6 inç notebooklar çok büyük kalıyor. Getirip götürmek bir dert. Ha böyle tür bir cihaz her şekilde sizin işinizi görür.
Yani çantanıza atın, ufak bir buna göre bir çanta alın, çantanıza atın, ağırlığı hissedilmiyor bile. Daha önce de değindiğim gibi bir kilo civarı bir ağırlık var. Yani rahatlıkla evden işe, işten eve götürme imkanınız mevcut. Onun dışında bizim böyle bir cihaza ihtiyacımızın, yani böyle bir cihazın en mantıklı kullanım sebebi olarak e-kitap ve çizgi roman okuma işini size söyleyebilirim. Yani açıkçası benim böyle bir cihazı almamdaki en büyük sebep kitap okuma, işte çizgi roman gibi işlemleri daha rahat yapabilmek. Şimdi takdir edersiniz ki normal bir notebook'ta kitap okumak pek mümkün değil. Çizgi roman okumak da aynı şekilde. Ama bu tür bir cihaz kitap okuma ve çizgi roman okuma işini çok kolaylaştırıyor. Onu söyleyebilirim. Mesela size de şöyle göstereyim. Daha önce birkaç tane çizgi roman ve kitap atmıştım. Şu şekilde şunu da söylemiş olalım. Ortasındaki tuşa basıp kolaylıkla ekranı klavyeden ayırabiliyoruz. Şunu şöyle kenara alalım. Birkaç tane ben çizgi roman atmıştım cihaza. Birkaç tane de kitap. Şimdi onların nasıl göründüğünü sizlere göstereyim. Bir saniye. Sanıyorum hafıza kartını atmışız. Hafıza kartını da başka bir cihaza. Evet, başka bir hafıza kartını atmışız da işte ara vermek zorunda kaldık hafıza kartını takmak için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hafıza kartına birkaç tane kitap ve çizgi roman atmıştık. Onları bir açayım. Cihazda nasıl göründüğünü bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Mesela bir tanesini seçelim. Şöyle bir Superman diye bir çizgi romanımız var. Romanımız var. Evet. Şu şekilde. Bakın. Boyut olarak normal bir çizgi roman ebatında çok az bir şey fark eder diye düşünüyorum. Şu şekilde biraz daha küçültüp veya büyütebiliyoruz. Tabii bu çizgi roman okumak için bir sürü program mevcut. Benim de en çok kullandığım program bu. Gayet güzel bir program. Yani çizgi roman okumak için her türlü işinizi görür. Şu şekilde birkaç sayfa geçelim. Bakın şöyle. Tepkimesi gayet güzel. Veyahut da şöyle dokunarak da sayfaları ileri geri çevirebiliyorsunuz. Bakın hiçbir takılma, dolma gibi bir şey olmuyor. Evet. Çizgi roman bu şekilde. Bir tane de bir PDF dosyası açalım yine. Evet arkadaşlar, bu da bir PDF dosyamız. Yine en çok kullandığım Microsoft'un kendi ürünü Okuyucu diye bir program. Bu da PDF okumada gayet işinizi görecek, her türlü işinizi görecek bir program. Tabii Windows mağazasında başka tür programlar da var. Onları da deneyebilirsiniz. Burada sadece biz şeyi performansını gösteriyoruz cihazın. Bakın şu şekilde. Takılma, donma, çok rahat bir sayfa ileri geçişleri mevcut. Şu şekilde üstüne işaretlememize olanak vermiyor herhalde PDF dosyası. Yani bu şekilde çok rahat okuma imkanınız mevcut. Ki bana göre bu tür bir cihaz almanın en büyük nedeni kitap ve çizgi roman okuma işimizi kolaylaştırmak olmalı. Bunun yanında bu iki işlem dışında işte internete girmektir, ofis belgeleri
oluşturmaktır, okumaktır vesairedir. İşler için çok en ideal cihaz diye söyleyebilirim. Şöyle kapatalım. Bir Apple dosyamız var mıydı hiç? Evet. Kitap dosyası yüklememişiz. Şöyle bir tane daha açayım, bir PDF dosyası. Şu şekilde açıldı. Şöyle. Gördüğünüz gibi çok rahat. Şu şekilde not alma imkanınız mevcut ve vurgulama yapma imkanınız mevcut. Tabi bu kullandığınız programın özelliklerine göre değişiyor. Ama en basit bu tür işlemleri bütün PDF okuma programlarıyla yapabiliyorsunuz. Tabi ekran ışığını daha düşürebiliyorsunuz. Şimdi o ayrı bir şey incelemeye girdiği için o konularda çok fazla değinmeyeceğim. Yani neticede yani bu cihazla PDF ve çizgi roman, EPUB gibi dosyalarınızı bu şekilde çok rahat açıp kullanmanız, okumanız kolaylıkla mümkün oluyor. Takılma, donma herhangi bir şekilde söz konusu değil. Bu şekilde. Yani kullanım amacı daha çok bu şekilde olan, bu şekilde kullanmayı düşünenler için bu tür bir cihaz çok ideal. Bakın, çizgi roman dergimi, kitabımı okudum. Tekrar bir ofis şeyine internete girmek istiyorum. Cihazı tekrar klavye dokuna monte ediyorum. Bir internet sitesi açalım. Gördüğünüz gibi internete de girip internetteki işlerimi de bu şekilde halletmem gayet kolay oluyor. İnternete girmişken size internet performansını da göstereyim. Şöyle birkaç tane sekme açayım. Hani bakalım donma, takılma olacak mı? Şöyle bir tane daha açalım. Şöyle herhangi bir ne açalım? Şöyle bir haber sitesi. Şuraya da bir herhangi bir salı. Şöyle açalım. Bir tane daha sekme açalım. Bir tane daha sekme, bir sekme daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Evet, aşağı yukarı 10 taneden fazla bir sekme açtık. Bakalım bir takılmadır, bir durulmadır, bir şey var mıdır? Şöyle bakın, bunu bir kenara aldık. Başka ne yapabiliriz? Şurada bir resim dosyası açalım. Şunu kapatalım. Üst üste 4-5 tane program ve sekme pencere açıp bu şekilde cihazın performansına bakmak sizlere gösteriyorum. Yine bilgisayarıma girelim, oradan şunu kapatalım. Şöyle değişik klasörlere giriyoruz. Yani bir dolma, kasma bir şey oluyor mu diye. Bakın herhangi bir şekilde bir kasma, donma durumu gözlenmiyor. Şurada bir video açalım üstüne. Tabii daha önce yüklenmişse, varsa olması lazım. Daha önceden bir
Dizi indirmişiz. Onu bir açalım. 1080p çözünürlüğünde. Şöyle. Başka bir programla deneyelim. Dosyamız açıldı ama kodeklerde sanıyorum bir sorun var. Başka bir programla açmayı deneyelim. Evet açıldı. Evet arkadaşlar. 1080p çözünürlüğünde bir video bu arkadaşlar. İleri alalım. Bakın. Video çalışıyor. Arka planda bayağı bir sekme açık Google Chrome'da. Yine 3-4 tane pencere açtık. Bir yandan video oynuyor. Videoda bir takılma, donma pek yok. Şu şekilde ileri alıyoruz. Bir süre bırakalım oynasın bakalım bir donma olacak mı? Bütün bunları yapmamızdaki amaç cihazın bütün bu işlemler sonucu bir takılması, donması, bir kasması var mı? Onu anlamaya çalışıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi videoda bir o şeyden dolayı olan bir duraklama bu. Kodekte bir sorun var. Bakın. Yine bir internet bunu küçültelim. Şeye girelim. Herhangi bir internet sayfasına. Gördüğünüz gibi herhangi bir takılma donma hissedilmiyor. Kapatalım. Şunu da kapatalım. Videomuzu da kapatalım. Bütün bu işlemler sonucu bir bakalım RAM kullanımı ne kadarmış? Yani %69, %70 civarı biraz önce kapattığımız için hani bu %70'lerde geziniyor bellek kullanımı. Dolayısıyla yine yani çok rahat bir kullanım senaryosu sunuyor. Şu şekilde kapatalım. Evet arkadaşlar, yani cihazın performansıyla ilgili yapabileceklerimiz bunlar. Tekrar söyleyeyim, yani benim böyle bir cihazı almamdaki sebep çizgi roman, kitap okuma, internete girme, işte basit Word, Excel'dir, işte ofis dosyalarını açıp oluşturmak, kapatmak, okumak, müzik dinlemek, film seyretmek. Eğer kullanacağınız işlemler bunlar ise bu tür bir cihaz çok rahat işinizi görür. Yaklaşık cihazı da bir haftadır kullanıyorum.
herhangi bir tekrar söyleyeyim kasma donma yaşamadım. Yani saydığım bütün bu işlemleri çok rahat yerine getirebildim. Herhangi bir sıkıntısı olmadı. Batarya sürüşü daha keza 5 ila 7 saat arası bir ekran süresi veriyordu. Bu da gayet yeterli. Yani her halükarda kullanacağınız bu basit işlemler için Casper N240 ideal bir cihaz diyebilirim. Tekrar şunu da belirteyim. Eğer cihazdan çok fazla bir bu saydığım işler dışında bir beklentiniz varsa ki her zaman için önemli olan şudur. Önce bir cihaz ile en fazla ne yapacağınızı belirleyip ona göre bir cihaz bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü çevremde de çok rastlıyorum. İnternete girmektir, işte kitap okumaktır vesairedir. O, bu tür basit işler için arkadaşlar gidiyor şey alıyor işte iPad son model bir iPad alıyor. 2 milyar 3 milyar veriyor. Sonra diyor ki ya ben bu kadar şeyler için nasıl ben bu parayı verdim? Çok bu tür fikir değişikliklerini çok rastlıyorum. O yüzden önce cihazı almadan önce beklentilerinizi bir kağıda not edin. Hangi işler için kullanacağınızı bunu belirleyin. Ona göre bir cihaz bakın derim. İşte ben bunu yaptım. Benim beklentilerim belliydi, yapacağım işler belliydi. Buna göre de bir cihaz baktım. Piyasaya araştırdım. Şunu da söyleyeyim. Cihazı ben ikinci el olarak aldım. Sıfır cihaz pek almıyorum. Yani düzgün bir araştırma aşamasından sonra yine bu tür cihazların ikinci elini de temizliğini gayet güzel fiyatlarla bulma imkanınız da mevcut. İkinci el aldım. Çok da hesaplı fiyata aldım. Yani normal bir tablet fiyatına bir çeşit dizüstü gibi düşünüyorum. Yani bununla ben her türlü işimi o saydığım defalarca söylediğim gibi birkaç yani daha önce de söylediğim gibi bu saydığım işlemler kullanacağım işlemler için çok rahat işimi görüyor. Herhangi bir kasma donma hissetmedim. Fiyatından da gayet memnunum. Çok fazla bir para bağlamadım. Size de bunu tavsiye edebilirim. Bu saydığım işlemler için kullanacak iseniz. Son olarak cihazın sıfır fiyatı 750 ile 900 TL arası. Piyasada sıfırını bulmak mümkün ama ikinci el alım satım sitelerine de bir bakmanızı tavsiye ederim. Kısaca saydığım işlemler için kullanıcı böyle bir cihaz düşünüyorsanız ideal bir cihaz. Artılarını söyleyeyim ben. Artıları taşınabilirlik olarak gayet güzel. Ekranı gayet güzel. IPS ekran var. Klavye dokuyla gelmesi gayet güzel. Her iki tarafında USB girişinin olması gayet güzel. Bu şekilde şu sağdaki çıkışa mouse'u bağlayıp sol çıkışın boş kalması benim en ideal kullanım senaryom. Bu şekilde sağ taraftaki USB çıkışına mouse bağlıyorum. Sol taraftakine de flash belleği ve hard disk. Klavye zaten bunu kullanıyorum. Yani herhangi bir ek kabloya hatta cihazın kutusuna gelen OTG kablosuna ihtiyaç bile duyulmuyor. Cihazın artıları bu şekilde. Kasa yapısı da gayet güzel. Ağırlığı gayet yerinde. Eksilerini de söyleyeyim. Eksileri bana göre en büyük handikapı RAM'inin düşük olması. Tekrar göstereyim şöyle. 32 GB görece düşük bir kapasite ama dediğim gibi benim bu kullanım senaryom içinde çok yüksek boyutlu dosya veya programlar yok kullandığım. Mesela ne bileyim bir Photoshop'tur, işte AutoCAD programıdır. Bunlarla herhangi bir işim olmadığı için bu depolama kapasitesi benim işimi görüyor ama gönül isterdi ki gönül isterdi ki bu depolama kapasitesinin en az 64 GB olması. Maalesef
Niyeyse gerçi Casper'ın yüksek depolama kapasiteli birkaç tane cihazı var. Ama bu cihazla Casper bunu uygun görmüş. Yani 64 GB'lık bir depolama kapasitesi olsaydı tadından yenmezdi diye düşünüyorum. Tabii tekrar söyleyeyim, 64 GB'lık Casper'ın bir iki modeli daha var. Ki bunun bir üst modelini ben yine elde etme şansını buldum. Onun da incelemesini en yakın zamanda sizlere sunmayı düşünüyorum. Son olarak bağlamak istiyorum. Arkadaşlar, cihaz esas kullanım amacı olarak e-kitap, çizgi roman, PDF okuma amaçlı alındığı için benim her türlü işimi gördü. Bunun dışında diğer işte internete bağlanma, işte ofis belgeleri oluşturma, okuma, film izleme, müzik dinleme gibi işlemlerimi bu cihazda çok rahatlıkla yapabiliyorum. Ve sizlere de eğer bu tür işlemler için kullanacaksanız bu modeli veya buna benzer başka bir markanın modelini rahatlıkla tavsiye edebilirim. Sizi yarı yolda bırakmaz. Performansını da zaten gördünüz. Yapacağımız, kullanacağımız işlemler için gayet yeterli bir performans veriyor. O saydığımız eksikler de zaten olsa cihazın fiyatına etki edecek. Dolayısıyla yine bu özellikle de veya bunun biraz daha üstü bir cihaz da bakabilirsiniz bütçenize göre. Ama tekrar son olarak bağlayayım. Bu cihazı saydığım işlemler için kullanacaksanız rahatlıkla tavsiye edebilirim. Fiyatı da sıfır fiyatı 750 ila 900 arası, internette bir araştırırsanız zaten görürsünüz. 750 ila 900 arası bir fiyatı mevcut. İkinci el alım satım sitelerinde bir bakın. Orada daha uygun fiyata bulma imkanınız da mevcut. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Herkese kolay gelsin.